Mesela bu genel evlerin konumu çok hayati. 200 bin hanım ya, aslan gibi, dalyan gibi genç kızlar. Yazık, günah onlara. Bu faciaya dur dedi, diyelim desin Diyanet. Değil mi? Bu hanımlara ev alalım, iş bulalım. 200 bin hanım. Yazık, günah ya, nur gibi kızlar. Aslan gibiler yani. Bu feci hayatı onlar yaşıyorsa derhal önlenmesi hepimizin üzerine bir görev. Onları huzurlu, güzel bir hayata çekelim. Evlensinler, çoluk çocuğu olsun, alınları dik, tertemiz yaşasınlar. Günde 70 kişi, 150 kişi o hanımlarla ilişkiye giriyor. Yazık, günah değil mi ya? Faiz yine aynı şekilde demiştiniz. Efendim? Faiz. Faiz de aynı şekilde haramdır desin. Hayır, yapan olur, yapmayan olur, ayrı mesele. Ama haramlığını belirtmesi lazım Diyanet'in. Ya bundan gelen gelir kullanılmaz, bu haramdır desin. Mesela genel evlerden gelen gelir de, ya bu haramdır desin. Bunda bir şey yok. Ben bunu hakaret olsun diye, küçük düşürmek için falan söylemiyorum. Allah'ın hükmü olduğu için söylüyorum. Ben, Diyanet benim için kutsaldır. Yani Diyanet'in görevlileri de benim için kutsaldır, değerlidir. Hoca efendiler. Ama yani Allah'ın en önemli hükümlerini anlatmazsak neyi anlatacağız? Yani bunda kızıp darılacak bir şey yok. Bu çok normal bunlar. Anlatılması gerekiyor. Bir kadın günde 70 erkekle, 150 erkekle ilişkiye girerse o kadın ruhen bedene ne hale gelir ya? Mahvolur yani. Yazık, günah. Hem fuhuş hem bedenen ruhen de çöker. Oraya gelen 3 milyon genç, hemen hemen her gün 3 milyon genç orada ilişkiye giriyor. Yazık, günah değil mi ya? Ya onlar da günahın içine girmiş oluyorlar. Onlardan gelen para kullanılmaz. Yani orada %8 oranında vergi alınıyor. Bu haram. Bunun belirtilmesi lazım. Bir kere bu olayın da durdurulması gerekir. Bu da haram. Yazık değil mi ya? Neşe içinde geçsinler. Güzel işler bulalım, imkan sağlayalım. 200 bin genç kız, filinta gibi delikanlı kız yani. Kurtarırsak çok büyük sevaba gireriz. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, yine devam edelim. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz.